Sabit Bey, çoğu erkekte olan bir hastalığa sahip. İktidarsızlık hastalığı. Sertleşememe hastalığı, tıbbi karşılığı. Ve utanacak bir şey değil. Bu yaşta bembeyaz bıyıklarla kalkmış gelmiş çare arıyor yuvası dağılmasın diye. Doğru mu abi? Evet. Abiciğim bir anlat durumunu. Buraya niye geldin? Ne istiyorsun bizden? Sıkıntın, sorunun nedir? Şimdi ben 3 seneye kadar normal bir hayatım vardı. 3 evet. Senedir karımla ilişkiye giremiyorum. Olmuyor. Evet. Yaş kaç Sabit Bey sizde? 57. 57. Evet. Yani bir mesleğim var, çalışıyorum. Çalışıyorum ama iktidarlı değil. Birdenbire bir gün ilişkiye girmeye kalktın olmuyor. Nedir onu bir anlat. Olmuyor ki. İşte birden olmadı. Sen kaç yılda yapmayı düşünüyorsun abi? Yaşıyor. Ama yılda? Ben de bir erken bunalıma giriyorum. Kaç yılda düşünüyorsun abi? Bir şeye geleceğim de o yüzden soruyorum. Bir yere geleceğim. Konuyu hayır. Ne kadar şey yapabilirse bir insan yani. Yapamadığın yerde zaten duruyor. Belki bu yapamadığın yerdir abi. Nereden biliyorsun? İşte ona göre bir şeyler düşünmek istiyoruz. Bir çare arıyoruz. Bir çare arıyoruz. Bir bakım arıyoruz. Yani 57 yaşındaki bir insan. Benim babam 80 yaşındaydı. Gene yani arzusu vardı. Evliliğinizin ilk 7 yılında yani 10 yıllık evlisiniz. Evet. 3 yıldır siz bir sorun yaşıyorsunuz. O yüzden cinsel ilişki yaşayamıyorsunuz. Evet. Ama ondan önceki 7 sene hiçbir sorun yoktu öyle mi? Yoktu. Ya haftada kaç kere beraber oldunuz evlendiğinizde siz? Biz 2 günde bir, bazen her gün, 3 günde bir. Ne oldu Sabit Bey, ne oldu da sizin aranızda cinsellik komple mi bitti? Adamcağızı korkuttun mu, ürküttün mü? Niye bu hale geldi bu iş? Vallahi bitti, yemin ederim vallahi bitti. Zaten 4 ay, 5 ay oldu, bazı kardeş hepten olduk onundan ya. Olmuyor. Herhalde benden 53 yaşında kadının, kadın duygularını istedi. Ya Deşka Hanım. Buyurun. Deşka Hanım, şimdi ben size bir şey sormak istiyorum. Bakın, sizin yaşınız 52 mi? 52-54 doğumluyum. Maşallah. Ya. Peki siz yani çok mu şart cinselliği yaşamanız kocanızla? Buyur. Kocanla illaki ilişki yaşaman şart mı bu yaştan sonra? Herhalde. He? Herhalde kadının yaşı yok Yalçın abi. Ne diyor? Kadının yaşı yok diyor. Kadının yaşı yok. Ha kadının yaşı yok. Ben de kadının evet. Adı yok diyorsun zannettim. Da Allah rahmet eylesin. Duygu Hanım'ı anlıyorum. Ben Ankara gezme bakma. Şimdi kocan seninle hiç mi ilişkiye giremiyor? Hiç. Bana bak Yalçın abi. He. Kusura bakma bile kaba konuşayım. Ben ya. Onunla her gece bakıyorum bu işi yapma. Olmuyor olmuyor. Hala aldım ona he. İçiyor. He. Ona verdi 1 tane. 2 tane, 3 tane. Vallahi yemin ederim olmuyor. Ya Allah vermesin adam ölür 3 tane bir içilir mi ya? Sabit abi. Zaruri ihtiyaçlarımızı görek Sabit diye abi. Uğraşıyoruz olmuyor. Sabit abi sen gerçekten o ilaçtan 3 tane içiyor musun ya? 2 tane içtim. Abi mahveder adamı ya bir günde 2 tane birden içilir mi? Yok hiçbir şey olmadı abi. Kalbine zarar verir abi olur mu ne şey ya? Deşke ablacığım sen Sabit Bey'i niye terk ettin? Ben terk ettim bu iş için. Hangi ya iş için? Ya erkek olacak, ya bu yuvayı ben bozuyum. Hangi iş için? Onun gibi istedin mi? Çok var dışarıda. Arkadaş. Kusura bakma arkadaş var dışarıda. Ya kardeş gibi olmayalım diyorsun öyle mi? İstemiyorum kardeş gibi. Ne yapayım seni seviyorum. Kuru kuru yuva sev görmüyor. Bıktım artık hayatımdan bıktım. Tamam ben de bıktım benimle ilişkiye. Hayatımdan bıktım seni seviyorum. Ben bu yuvayı dağıtmamak için geldim buraya. Size kadar. Sen benim namusumsun. Kuru kuru yuva namus olmuyor Sabit Bey. Sen benim anladın namusumsun. Ben koca istiyorum. Biraz insan eğlesin beğlesin. Ya benim Sabit kadınım. Abi. Sabit abi. Efendim. Abi bana bak bana. Doktorlar hap verdi. Bunu içersen dediler. Şimdi abi sen karınla girersin. Normal bir araya geliyorsunuz. Birbirinizi istiyorsunuz, arzuluyorsunuz ama son noktada olmuyor öyle son mi? Son noktada olmuyor. Olmuyor. Nasıl abla? Olmuyor. Ben onu diyeyim. Bu Türk erkekleri büyülü mü? Türk erkekleri böyle değil. Hiçbiri böyle değil. Yardım edin ya. Ne olur yalvarırım size. Siz de yardım edin ya. Herhalde ben de istemeyeyim diyor. Ama canım istiyor koca. Ya canın istiyor koca da yani... kızım yaşın 52 bu kadar çok mu istiyorsun sen kocanla beraber olmayı? İstiyor. Çok istiyor. 7 sene olmuşsun zaten. Olsun kadının yaşı belli olmaz.
Sabit ev abi. Yaşı, ev yaşı. Maşallah 7 sene yani nasıl hiç bir şey yaşattıysan kadıncağız. He? Sabit abi. Bilmiyorum ki. Bilmiyorum değil mi? 7 sene. Demek ki çok mutlu ettin ki kızcağız şey 10 kaç senesi 7 senesi değil mi? 7 sene, sene 7 sene. Birbirimizi hala seviyoruz. Abi, şimdi sen takmışsın kafayı olmuyor. Olmuyor. İyi de ondan önceki 7 sene olmuş. Oldu. Benim de herhalde ben de kadın duygularımı daha hissediyorum. Benim de canım var. Sen biliyorsun zaman, ben zamanında ne kadar güzel insandım, ne kadar yakışıklıydım. Bunu sen daha iyi biliyorsun. Bana bak o zaman yapardın. Şimdi yapmayayım ben seni terk ediyorum. Ya Deşka. Sen benim namusumsun. Sen o zaman yapardın seni ama şimdi yar etmem. Daha ne konuşayım sana? Ben sana söyleyeyim. Gelir orada da bulurum seni. Seni kimseye yar etmem. Bana ben bak. Seni seviyorum. Ne namusuymuş ya. Bulgaristan'da erkek dolu ya. Erkek olursan geleceğim ya. Bulgaristan erkek dolu ya. Erkek ol erkek. Ben ne için uğraşıyorum? Ya biz ilişkiye gireceğimiz zaman olmuyor işte bunu. Sen de yardımcı oluyorsun. Bana olmuyor, bak, olmuyor. Yalçın olmuyor. Abi. Olmuyor. Çare arıyoruz. Yalçın abi. Efendim kızım söyle. Film seyrediyiz gene olmuyor bir şey. Ne oluyor? Film seyrediyiz gene bir şey yok. Ne yapıyorsunuz? Film seyrediyoruz film. Ne film? Gene bir şey yok erkek. Seyrediyoruz ilişkiye bana, girelim diye. Ben yapayım gene sana. Olmuyor bir şey. Sende bir şey yok. Sende erkeklik ölmüş. Senin yaş kaç senin yaş? 52. 52'den sonra kaç tane erkek bulacaksın sen? Aha, sana çekileyim kusura bakma Yalçın abi. Ne? Sana ben çekileyim Yalçın abi. Erkek mi yok? Vallahi burada bak hazır bir tane resmi nikahlı kocam var senin. Kızım başka erkek aramana gerek yok. Ne kocası ya? Ne kocası ya? 3 sene benim burama kadar geldi ya. Allah Allah. Nasıl yapalım? Nasıl edelim? Bu Türk erkekleri hep böyle mi ya? Nasıl? Bu Türk erkekleri hep böyle mi ya? Bak Deşka sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi ikide bir de Türk erkekleri böyle mi böyle mi vesaire filan diyorsun da. Bu Türk'le, Alman'la, İngiliz'le, Fransız'la, Rus'la, Bulgar'la ilgili bir şeydi. Bu bir hastalık. Ya hastalık ne biçim hastalıkıymış ya?